Merhaba sayın seyirciler, yine bir kum saatinde sizlerle birlikteyiz. Günün sıcak gelişmelerini yeni mesaj yazarı Murat Çapaz'la birlikte değerlendireceğiz, ele alacağız. Ama onun öncesinde Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş'ın gündemin sıcak gelişmeleriyle ilgili yapmış olduğu bir değerlendirme var. Önemli açıklamalar var. Bu açıklamalarına bir bakalım, sonra da üzerinde konuşacağız. Konuşmasının Cumhurbaşkanı büyük bir bölümünü Gazze olaylarına ayırdı. Ve şöyle bir ifadesi oldu. İsrail Gazze'de duracak sanmayın. Eğer durdurulmazsa gözünü Anadolu'ya dikecek. Bunu görmeyecek kadar kör müsünüz? Biz değiliz. Evet. Yıllardır söyleniyor. Teşhis harika. Bu İsrail'in bir arz-ı mevdut planı olduğu, büyük İsrail projesi olduğu ve bunun topraklarının yayılmacı bir politika izlediği, bunun Yahudi dininin belli görüşlere göre Yahudi dininde bunun bir mecburiyet oldu, vaat edilmiş topraklar oldu vesaire vesaire. Bu konuya girsek saatlerce konuşuruz. Ama özet olarak bunların olduğunu söyleyen, yazan, çizen dünyada bir sürü insan var. Peki bunu söyleyen Erdoğan Büyük Orta Doğu Projesi'nin, ki nedir Büyük Orta Doğu Projesi? İsrail'in topraklarının Anadolu'ya kadar genişlemesi projesi. Bu projenin eş başkanı olarak mı söylüyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Anadolu'daki misak-ı milli sınırları içerisinde bulunan devletin cumhurbaşkanı mı olarak söylüyor? Şimdi asıl soru bu. Gidip bundan daha bir yıl, bir buçuk yıl önce New York'ta Birleşmiş Milletler toplantılarında el ele sıkışıp kravatlarımız bile aynı, seninle çok güzel bir gelecek oluşturacağız dediği Netanyahu'ya bunu söyleyen Erdoğan olarak mı söylüyor? Yoksa Netanyahu katil diyen Erdoğan olarak mı söylüyor? Bak teşhisler güzel. Erdoğan bunları kaçırmıyor. Erdoğan bunları biliyor. Bunun da farkındayız. Ama bu sorunlara karşı tedavi Erdoğan'ın tedavisi değil. Çünkü 23 yıldan beri bizim bir dargın bir barışık İsrail diyaloğumuz ilişkimiz var. Ama bu ilişkiler neticesinde İsrail'in toprakları hep genişledi. İsrail'in istedikleri hep oldu. Filistin'de, Gazze'de, Batı Şeria'da Müslümanlar, Filistinliler hep katledildi. Ve Türkiye bu ilişkilerden her zaman zarar gördü. Orta Doğu bu ilişkilerden zarar gördü. Anadolu bu ilişkilerden zarar gördü. Şimdi ben Erdoğan'a bir soru soruyorum. Tamam, diyor ki bunu görmeyecek kadar kör müsün? Peki ben de sana sorayım. Lübnan'ın, Hizbullah'ın İsrail için çok büyük bir tehdit arz ettiğini bütün dünya biliyor. Bunların arkasındaki en büyük güç Suriye'de Esad'tı. Esad zayıflatıldığında, Suriye dağıtıldığında ve Suriye'nin insanları sığınmacı olarak Anadolu'ya doldurulduğunda bu İsrail'in genişlemeci politikasının bir sebebi olacağını görmeyecek kadar kör müydü Erdoğan? Libya'da Kaddafi görevden indirildiğinde, ona karşı isyanlar başlatıldığında bunun İsrail'in genişleme politikasına hizmet ettiğini görmeyecek kadar kör müydü Erdoğan? Irak karıştırıldığında, milyonlarca insan öldürüldüğünde, Amerika Irak'ı işgal ettiğinde bunun altında yatan sebebin İsrail'in genişlemeci politikasına bir hizmet olduğunu Erdoğan görmeyecek kadar kör müydü? Bırak kör olmayı, bırak bunları görmemeyi. Erdoğan bunlara hizmet etti. Erdoğan Irak'ın işgal edilmesine onay verdi. Erdoğan Suriye'nin karıştırılmasını istedi. Suriye'den sığınmacıları Erdoğan bizim topraklarımıza doldurdu. Libya'dan Kaddafi'nin indirilmesini Erdoğan istedi. Dolayısıyla şimdi soruyorsun, İsrail'in Gazze ile durmayacağı, Anadolu'ya kadar genişleyeceğini görmeyecek kadar kör müsünüz? Biz kör değiliz efendim. Ama siz acaba kör müsünüz? Bu soruyu sormak lazım. Bu sorunun aslında cevabı Erdoğan'ın verebileceği bir cevap. Ve bütün giz, bütün gizem, bütün sır o cevapta gizli. Kör müydü, değil miydi? Bilerek mi yaptı, bilmeyerek mi yaptı? Dediğim gibi Erdoğan birçok şeyi, birçok sorunu doğru teşhis eden ve bilen bir insan. Ama bu sorunları çözmek için tedavi yapan değil, bu sorunları körükleyen sorunun bir parçası. Bunu da söylemek lazım. Diğer açıklamasına geçelim. Evet Sayın Çapaz, Sayın Hüseyin Baş'ın açıklamalarını izledik. Yani çok kısa bir zaman içerisinde çok önemli bir perspektif çizdi. Önemli konulara değindi. Şimdi Sayın Erdoğan'ın işte İsrail'in yayılmacı politikası nihayetinde Anadolu'ya kadar uzanacak. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz diye bir açıklama yapmıştı. Bunun üzerine Sayın Hüseyin Baş da bu açıklamayı yaptı. Doğru dediği gibi Sayın Hüseyin Baş'ın, yani Sayın Erdoğan'ın bu teşhisi doğru. Yani İsrail'in yayılmacı politikası olduğunu sadece hani biz değil bütün dünya biliyor ama
işte Sayın Hüseyin Baş'ın da söylediği gibi çok önemli, yani Sayın Erdoğan hükümetinin ve başında Sayın Erdoğan'ın olduğu politikalar İsrail'in lehine, yani çok böyle politikalar yürütüldü. En önemlilerinden bir tanesi de Suriye ile Esad, yani Esad'la karşı karşıya gelmemiz. Hani kardeşti, hiçbir sebep yoktu ve İsrail'i engelleyen orada en büyük bir güçtü. Biz bu engelleyen bu güçle savaşır hale geldik, yani kötü olduk. Ayrıntıları da detayları da konuşalım isterseniz, çünkü çok önemli bir perspektif var. Hani Libya'dan Irak'a kadar Suriye'nin de içine alındığı geniş bir tablo çizdi. Biraz değerlendirelim. Buyurun. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş'ın ifade ettiği gibi aslında ülkemizi yöneten siyasilerimiz, iktidarın temsilcileri aslında Orta Doğu'da yaşanan ve ülkemizi tehdit eden hususlar konusunda son derece bilginler aslında. Yani teşhisi doğru koyuyorlar ama politikalarına baktığımız zaman da bunun tam tersi, yani bu tehlikelere karşı bir önlem alınacağına, bu tehlikeleri daha da tehlikeli hale getirecek adımlar atıyorlar. Evet. Yani aslında özetle ifade etmemiz gerekirse hadise bu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama, yani partisinin grup toplantısında yapmış olduğu açıklama önemli. Bakın ne diyor? Bu azgın devlet, yani İsrail için, bu azgın devlet, bu terör devleti eğer durdurulmazsa vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla, yani ne demek bu? Arz-ı Mev'ud projesiyle ya da Büyük İsrail Devleti projesiyle gözünü er ya da geç Anadolu'ya dikecekler. Yani bizim topraklarımızda da İsrail Devleti'nin bir arz-ı mevut hayali var. Bir Büyük İsrail Devleti hayali var diyor Erdoğan. Teşhis doğru. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz diyerek de bir soru soruyor. Şimdi burada tabii bu soru çok ilginç. Yani tamam teşhis doğru ama burada soruyu soran tabii icraatlarına baktığımız zaman bu soru sormaması lazım. Bu soruyu soramaması lazım. Ama maalesef bunu göremeyecek kadar kör müsünüz diye de soruyor. Şimdi Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ta diyor ki biz diyor kör değiliz. Teşhis harika. Yani doğru bir teşhis. Arz-ı Mevut hayali var. Anadolu coğrafyası hedefte. Aynı Gazze gibi, aynı Suriye gibi, aynı Irak gibi bizim coğrafyamızda hedefte. Tamam doğru. İsrail'in bir arz-ı mevut planı olduğunu, Büyük İsrail Devleti projesi olduğunu yıllardan beri zaten görüyoruz ve söylüyoruz diyor. Biz kör değiliz. Evet. Ama burada Sayın Erdoğan'a şu soruyu soruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Sen bu soruyu diyor, Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı olarak mı söylüyorsun, bu soruyorsun bu sözleri? Yoksa diyor Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak mı? Bu da çok önemli bir soru. Yani sen aynı zamanda hala Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanısın. Yani arz-ı mevuta hizmet eden, Büyük İsrail Devleti Projesi'ne hizmet eden Büyük Orta Doğu Projesi ki biliyorsunuz BOP haritaları, Büyük Orta Doğu Projesi haritaları bizim muvazzaf generallerimizin önüne, NATO karargahlarında önlerine konuldu. Ve bu haritalarda ne vardı? Türkiye'nin parçalanması, Türkiye'nin bölünmesi vardı. Yine Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'in ifadesiyle Büyük Orta Doğu Projesi 22 İslam ülkesinin sınırlarının ve rejimlerinin değiştirilmesi projesidir. Ve 22 İslam ülkesinde de içerisinde de nasıl Suriye var, nasıl Irak var, nasıl Pakistan var, nasıl Yemen var, nasıl Suudi Arabistan var, Türkiye de var. Hatta Profesör Doktor Haydar Başbey'in ifadesiyle asıl hedef de Türkiye. Evet. Yani Büyük Orta Doğu Projesi'nin asıl hedefi, Arz-ı Mevut Projesi'nin, ki bunlar bu projeler birbiriyle örtüşüyor. Yani birbirinin tamamlayıcısı projeler aslında. Ve bunların asıl hedefi Türkiye demişti Profesör Doktor Haydar Başbey. Evet. Şimdi sen Türkiye yöneten insan olarak bu projenin eş başkanısın. Önce bunu bir açmak lazım, bunu bir detaylandırmak lazım. Ve bu uğurda da bakın birçok adımlar atıldı. Hani Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş örnekler veriyor bu konuda. Ne diyor? Şimdi diyor İsrail Filistin'de uğraşırken Filistin davasına da en fazla destek veren ülkelerden bir tanesi Suriye'ydi. Esad yönetimiydi. Ne oldu? Bakın
Esad zayıflatıldığı anda, Suriye dağıtıldığında ve Suriye'nin insanları sığınmacı olarak Anadolu'ya doldurulduğunda bunun İsrail'in genişlemeci politikası hizmet edeceğini görmeyecek kadar kör müydü Erdoğan diyor. Yani bizim aslında bakın Anadolu coğrafyasında İsrail'in bir hedefi olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Bir arzu mevut hedefi olduğunu, bir işgal hedefi olduğunu söylüyor. Tamam da bunun önünde kale gibi duran bir Esad vardı. Tabii. Ve Filistin davasına da en büyük hizmet eden adamlardan bir tanesiydi. O zaman sen bu adamı devirmek için niye uğraştın? Dost ve kanka olan Esad niye bir anda zalim Esad oluverdi? Aynen öyle. Neden adamın topraklarının parçalanması için parçalayan iradelere sen destek sundun? Ve şu an neticede hani sınırımızın hemen kenarında Esad'ın olması mı iyiydi? Yoksa şu anda PKK devletinin olması mı iyi? Terör devletinin olması mı iyi? Şu anda terör devleti oluştu. Tabii. Ve bugün bakıyoruz ki bazı raporlarda, bazı gazetelerin raporlarında şu anda devletleşme yolunda bazı adımlar atıldığı da ifade ediliyor. Sen şimdi buna sebep olan iradesin. Aynı zamanda neticede hani savunma nerede başlar? Dış politikada çok önemli. Dış politikada ve milli savunmada çok önemli bir strateji vardır. Bunu ülkeyi idare edenler, komutanlar, savunma başındaki insanlar bunu çok iyi bilirler. Nedir bu? Savunma sınır ötesinden başlar. Direkt sınırda başlamaz. Yani sınır ötesindeki tehditleri senin bertaraf da edebilmen lazım. Ne demek istiyoruz? Şimdi bugün Gazze'de yaşananlar, bugün Filistin'de yaşananlar senin topraklarını da tehdit ediyor. O zaman senin yapman gereken neydi? Şimdi hemen diyecekler ki Filistin'e asker gönder. Hayır bu değil. Ya bu Filistinlilere, Filistin davasına en fazla hizmet eden kimdi? Esad'dı. Destek olan oydu. Senin Esad yönetimini ayakta tutman gerekmiyor muydu? Eğer sen Suriye yönetimini ayakta tutabilseydin, dostluğunu, kardeşliğini, kankalığını devam ettirmiş olsaydın, bugün Gazze bu şekilde işgal edilemeyecekti. Tabii. Bugün biz bunları konuşuyor da olmayacaktık aslında. Ama ne oldu? Sen Filistin'in bugün bu hale gelmesinin en büyük nedeni olan Suriye'nin paramparça olması, Esad yönetiminin savaşlarla meşgul edilmesi, ciddi bir noktaya taşınması zaten bugünkü süreci doğurdu. Ben şeyi de hatırlıyorum. Şimdi tabii burada İsrail'le mücadele eden ve İsrail'i savaşta yenen Hizbullah'tır. Yani başka da bir yenen bir ülke olarak hani bilmiyoruz. Tabii yani Mısır'ın tekrar sınırlarını geri alması falan filan bu konular ayrı. Ama en son Hizbullah İsrail'i savaşta yendi ve İsrail kaçtı aslında. Ve oraya bir tampon bölge oluşturuldu. Aslında İsrail'i korumak için bir tampon bölge oluşturuldu. AKP hükümetinden bu Hizbullah için şeytan ifadesi kullanılmıştı mesela. Yine hatırlayalım. Ya şu anda hala strateji olarak Hizbullah kabul edilmez biliyorsunuz. Türkiye'nin evet. Resmi şeyinde şu anda kabul edilmez. Yani Hizbullah'tan birisi Türkiye'ye gelemez şu anda. Yani geldiği zaman hemen takip ediliyor, gözaltına alınıyor vesaire. Evet, Hizbullah şeytan demişlerdi, bir bakan da yanlış hatırlamışlar. Şimdi burada aslında şu var, hani biz tabii Esad yönetiminden bahsediyoruz ama bugün İsrail'i durduran bir en önemli irade de aslında Hizbullah. Hizbullah, evet. Şu anda Türkiye olarak da aslında bizim İsrail'in gözüyle Hizbullah'a bakmamamız lazım. Ya da Hizbullah'a bakarken bizim Amerika'nın söylemiyle, Amerika'nın bakışıyla bakmamamız lazım. Yani şöyle bakacaksın, eğer sen gerçekten Anadolu coğrafyasına gözlerini Anadolu'ya dikmelerini istemiyorsan, onları orada tutacak olan güçleri de sen bir şekilde ne yapman lazım? Desteklemen lazım aslında. Aslında burada asıl ileri karakol, burada ileri yani esas ileri karakol Hamas değil, Hizbullah ve Suriye'ydi aslında yani bizim için. Ya şimdi Hamas tabii konusu çok farklı bir konu. Yani niye? Yani öyle haberler çıkıyor ki şimdi. Mesela nedir? Bizzat Netanyahu'nun Hamas için Katar'dan 30 milyon euro bağış istediği, destek istediği söyleniyor. Yani Hamas'ın artı Hamas'ın yapacağı saldırının Mısır istihbaratı tarafından günler öncesinden Netanyahu'ya bildirildiği, İsrail'in haberi oldu ve buna rağmen hiçbir önlem alınmadığı ve bu saldırının yapılması istendiği Mısır basında tabii. Ve dünya basında zaten yayınlandı. Bu 7 Ekim... Şimdi burada bir soru işareti var zaten tabii, yani. Evet. Bu soru işareti kalkmadı. Bitmedi bu soru işaretleri. Yani burada Hamas gerçekten mücadele mi ortaya koyuyor? Yoksa Hamas İsrail'e bir gerekçe mi oluşturuyor? Bunlar hep soru işaretleri. Yani burada gerçek İsrail'le gerçek mücadele edenleri de görmek gerekiyor.
birileri eğer gerekçe oluşturmak için mücadele ediyormuş gibi görünüyorsa bu farklı. Ama gerçekten orada onu yayınmacı politikalarını durdurmaya çalışıyor, bu farklı. Bizim evet. Türkiye'nin stratejisi olarak da bunları görmemiz gerekiyor. Olaylara doğru bakmamız gerekiyor. Aslında doğru bakılıyor ama icraatlar doğru değil. Yani bunun neticesinde ortaya konulanlar doğru değil. Yine Sayın Baştabi şunları soruyor. Diyor ki, yani Suriye'yi ifade ettik. Şimdi Libya'da Kaddafi görevden indirildiğinde, ona karşı isyanlar başlatıldığında, bunun İsrail'in genişleme politikasına hizmet ettiğini görmeyecek kadar kör müydü Erdoğan? Bakın şu anda İsrail'in arz-ı mevut planında biliyorsunuz, hani Kıbrıs vardır. Bir harita vardır zaten. O haritada Büyük İsrail Devleti haritası olarak ifade edilir. Bu ne hikmetse Büyük Orta Doğu Projesi haritasıyla çok böyle benzerdir. Aynı coğrafyadır evet, yani neticede. Benzerdir. Ama çok enteresandır. İsrail bunu genişletti. Bakın Büyük Orta Doğu Projesi'ni planlayanlar da bu haritayı genişletti. Büyük İsrail Devleti'ni planlayanlar da bu haritayı genişletti. Ve buna ne dediler? Bir tanesi dedi ki, efendim Kuzey Afrika ve Büyük Orta Doğu Projesi şeklinde ifade ettiler. Kuzey Afrika'yı da bu işin içine dahil ettiler. Ondan sonra da Tunus, Mısır ve Libya olayları oldu. Evet. Şimdi İsrail de bunu genişletti. Şimdi ne hikmetse efendim kendilerine hani bunu Tevrat'ta olduğunu iddia ettikleri arz-ı mevut, hani Tevrat değişmediğine göre, onlara göre bahsediyorum. Aslında böyle bir şey de yok aslında. Evet. Tamamen uydurulmuş bir hikaye bu. Ama ne diyorlar bunlar? Bize Tanrı burada Nil'den Fırat'a kadar vaat etti. Peki sen genişletilmiş arz-ı mevut diyerek Afrika'yı da katıyorsun. Fas'ı, Cezayir'i, Tunus'u, Libya'yı, onları da katıyorsun işin içine. Yani bunun dini bir altyapısı yok o zaman yani. Evet, evet. Demek ki bu tamamen siyasi. Siyasi, evet. Bu tamamen bir toprak ve kaynak elde etme, dünyaya hükmetme arzusunun bir yansıması. Yani bunun aslında inançla bir alakası da yok yani. Evet. Tamamen uydurma. Yani bunu ifade etmemiz lazım. Şimdi bakıyorsunuz Libya işte. Yani Libya'da yaşanan hadiseler de aslında bakın İsrail normalleşme anlaşmaları imzalıyor değil mi ülkelerle? Peki Fas'la anlaştı değil mi? Fas ne alaka şimdi? İşte bu genişletilmiş arz-ı mevlutun en uç noktası da Fas. O yüzden bu normalleşmeyi imzaladı. Aslında normalleşme anlaşmaları bakın siz biraz yumuşayın. Biz ileride size doğru genişleyeceğiz demenin bir işaretidir. Yani İsrail normalleştiği İslam ülkelerini aslında işgal etme planı içerisinde. Evet. Şu da bir gerçek ki içini bilmediği, istihbarat toplayamadığı, efendim detaylarını öğrenemediği ülkeleri de işgal edemiyor zaten. Aslında normalleşme anlaşmaları işgal edeceği ülkelerle de yakın ilişki kurarak onların zayıf noktalarını bulma amaçlıdır. Bunu da burada ifade evet, etmemiz lazım. Evet, önemli tespit. Şimdi geliyoruz buraya. Bakın ne oldu? Libya'da Kaddafi görevden indirildiğinde. Yani Kaddafi'nin indirilmesi de aslında İsrail'in yayılmacı politikasının hizmet eden bir şeydi. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan YPG yapılanması, bu da İsrail'in hizmet eden. Irak'ın kuzeyinde, Irak'ın işgalinden de bahsediyor. Orada yaşanan işgal hadisesi de İsrail'in yayılmacı politikasının bir parçasıydı. Neticede şu anda Irak'ın kuzeyinden başlayıp Suriye'nin kuzeyinde devam eden, Münbiç'e kadar gelen ve hedef olarak da aslında Hatay'ı da alarak Akdeniz'e ulaşmak isteyen projenin adı ne? Büyük İsrail Devleti Koridoru, Büyük İsrail Koridoru. Evet. Hatta Profesör Doktor Haydar Baş Bey, bu Kobani süreci yaşandığı zaman biliyorsunuz Kobani ne oldu? IŞİD, yani yine Amerika'nın kurdurduğu bir terör örgütü Kobani'yi ele geçirdi. Ardından da bakın buna Suriye ordusu karşı koyamıyor. Buna bilmem ne karşı koyamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani ülkelerin hatta Amerika'nın askerleri orada onunla mücadele edemeyecek gibi görünüyor. Kim mücadele ediyor onunla? Kim mücadele ediyormuş gibi göründü? O da Irak'ın kuzeyindeki peşmerge Barzani 300 tane peşmergeyi Türkiye üzerinden gönderdi. Hatırlayalım. Hükümet hani şu anda diyor ya Anadolu'da gözleri var falan. Bunu diyen hükümet, bu teşhisi doğru olarak koyan Erdoğan o günlerde 29 Ekim günü bir günlüğüne yabancı askeri unsurların Türkiye toprağını kullanabileceğin
müsaadesini vererek meclisten karar çıkardı. Barzani'nin peşmergesi Türkiye'ye girdi. PKK bayraklarıyla beraber ve ardından Türkiye'den Kobani'ye girdiler ve bir kurşun atmadan, bakın çok enteresan, bir kurşun atmadan IŞİD çekildi ve orada peşmerge yerleşti, ardından YPG kuruldu. Evet. Hadise budur aslında. Bugün Fırat'ın doğusunda, Münbiç ve Fırat'ın doğusunda kurulan terör yapılanmasının temeli o Kobani sürecinde atıldı. Ve Profesör Haydar Başbey de ne demişti? Bu bir Büyük İsrail projesidir. Büyük İsrail koridoru projesidir demişti. İşte buna izin veren de Sayın Erdoğan'dı işte. Evet. Yani sen şimdi bu tehlikeden haberin var ama buna kapı açan da sensin. Evet. Eğer o peşmerge oraya girmemiş olsaydı belki o yapılanma orada olmayacaktı. Tabii. Belki farklı bir yapılanma olur ama bu olmayacaktı en azından. Yani dolayısıyla ya en azından sen bunun altına imza atan bir insan olmayacaktın. Sen burada evet. Yapman gereken neydi? Senin aslında Suriye Devlet Başkanı Esad'la oturup bu olayı çözmen de senin aslında. Sınırın iki tarafında güvenliğini sağlayacak olan şey, burada bir terör yapılanmasının olmamasını sağlayacak olan şey Suriye Devleti ile anlaşman da senin. Ama sen bunu yapmadın. Irak'ın parçalanmasına 2003 yılında destek verdin. 1 Mart tezkeresi değil mi? Tabii. 1 Mart tezkeresi geçmedi meclisten ama sanki geçmiş gibi uygulandı. Evet. Amerikan askerleri eğer Irak'a kuzeyden girmemiş olsalardı Irak işgali gerçekleşmeyecekti. Felluce olayları, Ebu Garip olayları yaşanmayacaktı. Irak paramparça olmayacaktı o dönem. Ve Irak'ın kuzeyinde bizi tehdit eden, terörü besleyen bir yapılanma olmayacaktı. Dolayısıyla bunları da kapı açan sensin. Şimdi de kör müsünüz diyorsun. Hayır, kör değiliz. Biz bunların hepsini gördük o zaman. Ve bunları da ifade ettik aslında. Aslında bu söyledikleriniz, yani Sayın Hüseyin Başın da zaten altını çizdiği, hatırlattığı söylediğiniz şeyler gerçekten çok önemli. İşte 2002 yılında AKP hükümeti iktidar oluyor. Başbakan Sayın Erdoğan ve 2003 yılıydı değil mi Irak işgali, ikinci evet. İşgal. 1991 yılında Körfez Harekatı oldu, evet. Irak bombalandı. 2003 yılında da evet. Ne hikmetse 2002'den bir yıl sonra. Bir yıl sonra, evet. Evet, hemen 2003 yılında da 2003 yılında işgal Irak işgali başladı. Ve zaten iktidara gelir gelmez hemen işte 1 Mart tezkeresi gündeme geldi. 1 Mart tezkeresinin hararetle savunduğu Sayın Erdoğan, kendi milletvekillerinin izin vermemesiyle, yani onlar da onaylamamasıyla bu tezkere geçmedi meclisten. Ama dediğiniz gibi yine de hani arka kapıdan başka yollar kullanılarak, meclise rağmen evet, yani meclis tezkere vermemesine rağmen farklı yollar kullanılarak kullanıldı. Orası kullanıldı. Hatta hatırlayalım, tezkereyi Amerikan askerleri geldiler, Türkiye'de beklediler. Limanlarımıza gelmişlerdi, hatırlayalım. Evet. Tezkereyi de çok emindiler geçeceğinden. Hemen Türkiye üzerinden gireceklerdi. Milletvekillerinin hepsinin telefonlarında mesajlar gittiği ifade ediliyor. Evet. Tezkere kabul edin diye. Buna rağmen milletvekilleri sağduyu gösterdiler, reddettiler. Ama buna rağmen izin verildi. Verildi. Evet. Ve hatta o izin vermeyen, yani tezkereye red oyu veren AKP'li milletvekilleri de bir dahaki seçimlerde aday gösterilmedi zaten. Yani böyle de bir süreç yaşandı. Şimdi bakın, aslında olay buradan başlıyor. Yani Sayın Erdoğan'ın hükümeti, yani Sayın Erdoğan'ın iktidar olmasıyla birlikte İsrail'in politikalarının, hani Orta Doğu'daki yayılmacı politikalarının aslında startı da verilmiş oluyor. Ve Erdoğan eliyle işte bakın, bir, bu yapıldı. İki, Kobani sürecini anlattınız çok güzel bir şekilde. Bu da Sayın Erdoğan'ın eliyle oldu. Şimdi bakın, Libya da çok çok önemli. Libya'yı hatırlayalım. Hayır, Mısır, Tunus, hepsinde varız. Hepsinde varız yani. Tabii. Evet. Yani Mısır'la kötü olduk falan. Libya örneğini şöyle bir Libya örneği vereceğim. Libya'da Kaddafi ile mücadele eden işte şeyler, siz söyleyin, silahlı gruplar vardı. İşte Kaddafi öldürüldü, şehit edildi diyeceğim ben. Ve o silahlı gruplar boşa çıktılar. O günlerde şeylerde, haberlerde sıkça okuduğumuz şey şuydu. Ben bunları hatırlıyorum. Hani arşivler unutmaz, seyircilerimizi de hatırlatıyoruz yani. O dönemde o boşa çıkan silahlı gruplar Türkiye'de, Antalya'da tatillere geldiler. Bedava tatiller yaptıklarıyla ilgili haberler çıkmıştı. Daha sonradan yine haberlerde o Libya'da savaşan o silahlı grupların Suriye'ye geçtikleri ifade edildi. Yani Suriye'nin ilk karıştığı günlerde
oraya transfer oldukları. Hatta yani biz bu insanları... Suriye'de oluşturulan zaten terör eylemleri, gündeme gelen terör eylemleri Suriye'nin içinden olmadı zaten. Hani iç savaş evet. diyorlar ya, iç savaş değildi aslında. Değil aslında evet. Tamamen yani, transfer edildiler. Evet. Sadece oradan değil. Yani efendim Türkiye Cumhuriyetlerden de... Orta Asya'dan değil mi? Evet. Çeçenistan'dan, efendim Uygur Türklerinden vesaire. Orada da Amerika'nın menfaatlerine hizmet eden bir takım gruplar geldiler. Efendim evet. o sınırdan aslında geçerek, iç savaş falan yoktu dediğiniz evet. gibi yani. Orada Libya'da resmen, kullanılanlar orada evet. küresel bir yapı oluşturuldu orada yani. Yani Libya olayı farklı bir olay, Irak olayı farklı bir olay, Suriye olayı farklı bir olay değil. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Ve Libya'da biz Kaddafi'nin devrilmesi için Sayın Erdoğan ve hükümeti orada bütün gücünü kullandı. Irak'ın bölünmesi için bütün yetkisini Sayın Erdoğan ve hükümeti kullandı. Suriye'nin bugün bu hale gelmesinde Sayın Erdoğan ve hükümetinin çok büyük katkıları var. Evet. Ve bunları Orta Doğu eş başkanıyım yani övünerek söylediği bu sıfatla yaptı. Onun için Sayın Hüseyin Baş'ın hani siz bunu Orta Doğu eş başkanı olarak mı söylüyorsunuz? Yoksa hani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak mı söylüyorsunuz sorusu bence çok anlamlı. Şimdi hatırlayalım yani NATO'nun Libya'da kullanılması değil mi gündeme gelmişti. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem dedi ki NATO'nun Libya'da ne işi var demişti. Evet. Acayip bir tepki de göstermişti. Evet. NATO'nun Libya'da ne işi var demişti. Doğruydu evet. Sonra bir hafta geçti aradan. NATO'nun merkez üssü Libya'daki operasyonları gerçekleştirecek olan merkez üssü İzmir'e alındı. Evet. Hani Türkiye'ye getirildi. Bir ve haftada. Türkiye'den yönetildi. Ve Türk donanması da yine hükümetin aldığı kararla beraber, bir tezkereyle beraber Amerikan donanmasını korumak üzere Libya deniz açıklarına gönderildi. Yani evet. Düşünebiliyor musunuz? Hadiseye bakın evet. yani. Nereden nereye? Nereden nereye diyorlar işte. Nereden nereye işte yani. Hadise bu. Dolayısıyla burada Sayın Baş'ın temel olarak ifade ettiği şeylerin hani örneklendirildiği zaman birçok örnekler de önümüze çıkıyor. Evet. Ama Sayın Baş burada çok güzel, Bağımsız Türkiye Partileri çok güzel ifade ediyor. Diyor ki bu olayın şeyinde şu vardır. Sayın Erdoğan bu teşhisi doğru olarak söylüyor ama yaptığı icraatlara baktığınızda bu teşhisin tam tersi. Yani bu sorunları daha da büyütecek. Hatta bu sorun, bakın şu ifade çok önemli. Erdoğan'ın verebileceği bir cevap. Bütün gizem, bütün sır o cevapta gizli. Kör müydü, değil miydi? Bilerek mi yaptı, bilmeyerek mi yaptı? Erdoğan birçok sorunu doğru teşhis edebilen bir insan. Ama bu sorunları çözmek için tedavi yapan değil, bu sorunları körükleyen sorunun bir parçası, bunu da söylemek lazım diyor. Buradan o zaman şöyle, hani biz hani burada söylemiş olalım. Sayın Erdoğan eğer İsrail'in yayılmacı politikasından rahatsızsa, ve bunu hani engellemeyi istiyorsa, hani niyetinde bunun ucu Türkiye'ye değecekse, dokunacaksa, bunun zararı Türkiye'ye de olacaksa, öyleyse bugünden itibaren Sayın Erdoğan Esad'la, Suriye hükümetiyle arasını düzeltsin. Bir çözüm bu yani niyetinde. Evet. Pratik evet. bir adım. Pratik yani. Bir adım yapsın yani. En evet. azından hani şimdi tabii yapılan birçok şeyin düzeltilmesi mümkün değil şu anda. Evet. Ama en azından bu bir adımdır. Bir adım atılsın, evet. Bir samimiyetin göstergesidir. Yani ne diyordu? Gözlerini er ya da geç Anadolu'ya dikecekler. Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla. Tamam o zaman. Bölge ülkeler olarak o zaman bir araya gelin. En başta Suriye Devlet Başkanı olmak üzere. O zaman bunun karşısında durun. Evet. Ki bu konuda da gerçekten samimi bir duruş ortaya koyacak olan lider de Esad'tır yani. Şimdi sen Suudi Arabistan'ın liderinden böyle bir duruş bekleyebilir misin? Yani evet beklemez. Bahreyn'in liderinden, Katar'ın liderinden onlardan bekleyemezsin. Yani gerçekten Orta Doğu coğrafyasında bugün İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı bir duruş ortaya koymak istiyorsan ilk başta ziyaret etmen gereken ya da işbirliği kurman gereken ülke Suriye'dir. Çünkü Suriye'nin de toprakları tehdit altında. Hani Sayın Erdoğan da Türkiye'nin topraklarının tehdit altında olduğunu söylüyor. Dolayısıyla aynı tehdide karşı birleşmeleri çok normal olur yani. Evet, kesinlikle. Evet. Burada tabii şu soruyu da sormak gerekiyor. Tamam, madem öyle, madem ki bizim Anadolu coğrafyamız üzerinde bir hesapları var, bunu söylüyorsun. Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla Anadolu coğrafyamıza göz dikecekler, dikiyorlar. Dikecekler değil, çoktan diktiler zaten. Diktiler zaten, bilinen bir şey. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. Yani tamam, birinci şey Suriye Devleti de bu noktada bir duruş ortaya koymak, ortak bir politika belirlemektir. Tamam ama
Bu projeye hizmet eden şeylerden bir tanesi de senin sığınmacı politikan değil mi? Evet. Evet. Onu da bir gözden geçir. Tabii. Niye sen Avrupa Birliği'nin sığınmacı deposu, sığınmacı tampon bölgesi olma heveslisin? 3-5 kuruş gelecek diye. Halbuki bunun sonucu, bakın şu anda ne demektir? Yani Anadolu'da birilerinin gözü varsa yapılması gereken şey nedir? Anadolu coğrafyasındaki insanları tek bilek, tek yürek yapabilmektir. Yani insanları üniter yapıyı koruyabilmek, bu insanların kardeşliğini koruyabilmek, bütün etnik kökenleri bir kenara koyarak Türk milleti çatısı altında tek bir gönül, tek bir ruh elde edebilmek. Yani bunu sağlayabilmek lazım. Ama sen ne yapıyorsun? Demografik yapıyı bozacak şekilde bir sığınmacı politikası uyguluyorsun. Ve Türkiye'nin her yerinde bunu yapıyorsun. Evet. Tamam da bu yarın bir gün İsrail'in politikasına aynen Mısır'da, Tunus'ta, Libya'da, Suriye'de olduğu gibi İsrail'in yayınmacı politikasına hizmet etmeyecek mi? Zaten bir de bu... O zaman buna dur de. Çok doğru. Bir de yani bu gelen Suriyelilerin büyük bir bölümü Suriye'nin kuzeyinde boşaltılan bölgeden gelenler zaten. Yani boşaltılan bölge, İsrail koridoru denilen bölge zaten burası. Yani siz Türkiye'de yani tuttuğunuz bu insanları, hatta göndermenizi bile istemiyor Amerika ve Avrupa Birliği, bunları geri göndermenizi de istemiyor. Para verip Türkiye'de tutmanızı istiyorlar. Dünya Bankası işte 35 milyar dolar kredisini bu şartla veriyor. Bu şartla bunları veriyor. İstihdam edeceksin diyor. Evet, yani Türkiye'ye göndereceksin demiyor bakın. Demiyor, evet. Yani geri göndermek için yapılacak yatırımlara biz destek veriyoruz şeklinde bir şey yok. Bunları Türkiye'de tutacaksın diyorlar. Niçin tutacaklar Türkiye'de? O kuzeyde, Suriye'nin kuzeyinde boşalttıkları bölgeye gitmesinler diye. Tabii. O zaman siz orası tekrar... üzerinde bir plan var. Plan var işte. Koridor yani dediğiniz var. Çok doğru. Yani... Maalesef Hatay üzerinde de var. Evet. Hatta Hatay dediğiniz gibi o koridorda Hatay da hedefteydi işte. O zaman soru şu. Hani Hatay keşke Fransızlar'da kalsın diyenlere de bir soru işareti koymak kesinlikle gerekmiyor mu? Kesinlikle. Hem de kırmızı. Hem de kırmızı bir kalın bir soru işareti. Evet. Yani gerçekten Bağımsız Türkiye Partisi'nin yaptığı açıklamalar çok çok, çok önemli. Önemli. Evet. Evet. Çok güzel hatırlatmalar yaptı ve çok önemli sorular sordu. Evet. Şimdi söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa diğer haberimize geçelim. Şimdi Türkiye tabii hani Türkiye ticaret şeysi yaptı. İsrail'e hani ticari anlaşmaları önce askıya alıyoruz dedi. Sonra durduruyoruz falan dedi ama tabii Gazze harap olduktan sonra aşağı yukarı 35 bin insan öldükten sonra falan. Evet, son rakam 35.303'tü. Tabii oldu, bugün evet. Artmış olabilir. Yani bu işte ticareti askıya aldığı tarihlerde herhalde 34 bin civarındaydı falan. Ama nihayetinde işte ne fark eder ki? Yani her binlerce gün. İnsan evet. Ölmüş. Türkiye'de büyük bir tepki artık oluşmuş. Ondan sonra işte ticareti askıya alma ve durdurma kararı aldınız. Tabii buna karşılık İsrail'de Türkiye'ye karşı bir misillemesi var. Onun da detaylarını öğrenelim sizden isterseniz. Şimdi bakın çok enteresandır. Yani 7 Ekim'de İsrail Gazze saldırılarına başladı. Yani ondan önce de saldırmıyor muydu? Saldırıyordu. Ama 7 Ekim'de yoğunlaştırdı. Ve neticede o günden bugüne kadar da 35 binden fazla, 35.350 civarında insanı da sivil insanı, bunların 15 binden fazlası efendim çocuklardan oluşuyor. Yani %70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Evet. Yani bir sivil katliamı, bir soykırım burada gerçekleştirdi. Şimdi de bir temizleme harekatıyla da burayı tamamen boşaltmanın ve tamamen ele geçirmenin planlarını yapıyor. Hatta İsrailli bakanlar atom bombası atalım, burayı top sahasına çevirelim, bir tane canlı bırakmayalım gibi açıklamalar da yapıyorlar. Evet. Yani bunlar da şu anda biliyorsunuz hatta bir tanesini ne dedi? Japonya'ya benzetti. Bu sefer Japonya bile tepki gösterdi. Düşünün bu kadar Amerikan yanlısı olan Japonya. Dedi ki hop kardeşim dedi yani ne demek dedi Hiroşima, Nagasaki. Yani burayı Hiroşima'ya çevirelim, Nagasaki'ye çevirelim diyen bakanlar oldu yani. Düşünebiliyor musun? Nasıl bir kafa yapısı? Tabii bunlar yani şöyle insanlıktan nasibini almamış olan. Evet. Şimdi yani farklı şeyler söyleyeceğiz de canlı yayında söylenmez. Şimdi bu noktada şunu ifade etmemiz gerekiyor. Bakın ne oldu? Burada bu yaşandı. 7 Ekim'den sonra bakın 7 Ekim 2023 değil mi? Evet. Peki Türkiye 54 tane ürün grubunun ihracatını kısıtlama kararını, bu da jet yakıtından, seramiğe, inşaat malzemelerine vesaire. Ne zaman bu kararı aldı? 9 Nisan'da.
Bakın Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Evet. 6 ay. Bu arada yani on binlerce insan katledildi yani. İnsanlar yerlerinden edildi. Bizim hükümetin yani vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla Anadolu'ya gözlerini dikecek diyen Sayın Cumhurbaşkanı 9 Nisan'da bu kararı alıyor. 6 ay sonra. Evet. Peki kör müydünüz? Yani. Kör müydünüz yani? Teşhisi koyuyorsunuz. Niye 9 Nisan? Niye 7 Ekim değil? Bir kere senin İsrail'le zaten bu noktada ticaret yapman bile uygun değil aslında. Ama ne yapıyorsun? Katliamlar devam ederken günde ortalama 7 tane gemi, tanker, jet yakıtı taşımaya, o İsrail uçaklarına vesaire, efendim inşaat malzemeleri, dikenli teller falan. Nerede kullanıyor inşaat malzemeleri? Yerleşim birimi inşalarında kullanılıyor. Yani Filistin'den evleri yıkılıyor, yerine yerleşim birimleri yaparken senin gönderdiğin çimentoyu kullanıyor adam. Senin kullandığın demiri kullanıyor. İnşaat malzemelerini kullanıyor. Bir de bunu savunurken şey demişlerdi. Biz bunları İsrail'e değil Filistinlilere gönderiyoruz. Hani Filistin'e gönderiyoruz demişlerdi. Yani Filistinli evler yıkılırken niye inşaat yapsın ki? Bir de biz bu yani bu bir de hangi jet yakıtını nerede kullanacaklar? Yani Filistinliler evet. Yani şimdi hayır olay zaten saçma da. Yani şimdi İsrail'e gönderiyorsun sen bunu. İsrail onu Gazze'ye verecek. Ya Mısır sınırında adam tırları bekletiyor. Bakın oya yığılmış 400 tane, 500 tane, 1000 tane tır. Adam işte son geçen haftaya kadar bu Refah harekatı, Refah saldırısı başlayana kadar yani o zaman sınır kapısı Filistinlilerin kontrolündeydi. Öbür diğer tarafta Mısır günde 150 tıra müsaade ediyordu. İhtiyaç duyulan tır 500'dü. Evet. Şimdi ona da müsaade etmiyor. Ona da müsaade etmiyor şu anda. Şimdi kardeşim ama Türkiye'den gelen tır tankerleri Filistinlilere veriyor. Yani direkt düne kadar direkt Filistinlilere gelen, Filistin sınırına gelen tırı bile adam müsaade etmiyor. Sen İsrail'e gönderiyorsun gemilerle. İsrail onu Gazze'lilere verecek. Ha veriyor, nasıl veriyor? Jet yakını uçağına dolduruyor. Ondan sonra gidiyor, bomba olarak gönderiyor. Benim orada mermi olarak gönderiyor. Evet. Benim orada anladığım hani bunu söyleyen kişi tabii hedef saptırmaya çalışıyor da benim orada anladığım şu hani biz Filistinlilerle biz bu anlaşmaları yaptık. Yani İsrail'le alakası yok bunun. Biz bunu direkt Filistinlilerle yaptığımız bir anlaşma. Ya arkadaş tamam da anlaşma yaptığınız firmalar İsrail'li. Parasını aldığınız hani para takip edilir yani. Para nereden geliyor? İsrail'den geliyor. Ama Filistinlilere satıyoruz diyorsunuz. İşte bunun böyle olmadığı, dün zaten bağımsız ülke partileri Sayın Baş'ın konuşmasında bu detaylı vardı. Bunun böyle olmadığı ortaya çıkınca da, yani dediler ki biz bunu işte İsrail üzerinden Filistin'e gönderiyoruz. Bunun gerçek olmadığı ortaya çıkınca da bu sefer sıkıştılar. 9 Nisan'da da 54 tane maddeye biz İsrail ticaret sıkışınca, kısıtlama getiriyoruz. Tabii. Yani iç tepkiler fazla olunca buna yöneldiler. Tabii. Sonra bu da tabii kesmedi. En son işte 30 Nisan'da hatırladığım kadarıyla Almanya Cumhurbaşkanı'yla 24 Nisan'da Ankara'da Almanya Cumhurbaşkanı'yla ikili basın toplantısında ne diyor Sayın Erdoğan? İsrail'le yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. O iş bitti. Diyor. Aradan iki gün geçiyor. İsrail'le ticaretin devam ettiği öğreniliyor. Yani gemilerin yine İsrail'e gittiği gözlemleniyor. Bu sefer de deniyor ki onlar daha önceden sipariş alınmıştı. Ya kardeşim durdurma dediğimiz hadise o günden sonra bir daha gemi gitmez. Tabii. Siparişler de iptal edilir. Hayır öyle bir şey olmuyor. Sonra öğreniyoruz ki Batı basınından, BBC'den ve Euronews'ten öğreniyoruz ki Avrupa'daki bazı şirketler üzerinden İsrail'e göndermeler yapıldı. Devam ediyor. Devam ettiğini öğreniyoruz. Bunu da tabii Türkiye'deki medya basın oradan alıntılara yapıyor. Yani şu an bitip bitmedi daha net değil. Aslında evet. Bu iş bitti deniyor ama bitip bitmedi belli değil. Ama görünen o ki İsrail bu işi bitiriyor şu anda. Yani adam... İsrail ne diyor? İsrail Maliye Bakanı Bezalel Semotrich biliyorsunuz bu da bu Maliye Bakanı hani Gazze'nin dümdüz olmasını isteyip Filistin'leri tamamen buradan çıkartalım, öldürelim, katledelim diyen adamlardan bir tanesi. Hastalıklı zihniyetlerden biri. İsrail Maliye Bakanı bu. Evet. İşte bir tanesi Ben Gvir. Bir tanesi de bu. Yani iki kanka bunlar zaten. Bu da çok ağır şeyler olan, ifadeler olan birisi. Diyor ki, bakın Reuters'in haberi.
Erdoğan'ın İsrail'e ihracat durdurma kararına misilleme olarak Erdoğan'ın görev süresinin sonuna kadar Türkiye'den yapılan diğer ithalatlara %100 gümrük vergisi uygulanacak diyor. Gümrük vergisi iki katına çıkartıldı. Pardon, %100 gümrük vergisi, evet. Ürün fiyatı kadar bir gümrük vergisi uygulanacak anladığım kadarıyla. Sonra diyor ki bir şey daha vardı. Evet, ticaret anlaşması, serbest ticaret anlaşmasını da kaldırdık diyor. Serbest ticaret anlaşması kaldırılması, ithal ürün gümrük olarak da ithalatta %100 gümrük vergisinin uygulanması. Yani sen her ne kadar dolanmaya çalışsan da adam diyor ki kardeşim şu anda senin söylemin bile bana yeter diyor yani. Evet. Yani böyle bir duruş ortaya koyuyor. Şimdi Türkiye tabii mesele şu. Hükümet neden İsrail'e gerçek manada bir yaptırım uygulayamıyor? Neden anlaşmalarını iptal etmiyor? Neden mesela Kürecik Radar üssünü kapattırmıyor? İsrail'e giden petrolü niye kesmiyor? Azerbaycan TANAP projesi üzerinden. Neden bunları yapamıyor? Sebebi şu. Dışa bağımlıyız. Dışarıdan para arıyoruz, dolar arıyoruz. Dolayısıyla dünyanın birçok ülkesinde de İsrail'in, İsrail'i destekleyen, bizim hani borç için peşinde koştuğumuz iradeler aynı zamanda İsrail'i finanse eden iradeler. Şimdi dolayısıyla ne yapıyoruz? Onlara kötü gözükmeyelim, onların parasını alalım amacıyla beraber de İsrail'e hani iç politikaya yönelik bir takım söylemler, hani one minute'dı, bilmem neydi, bitti artık bu iş diyoruz ama devam ediyor. Niye? O 3-5 kuruş için, o parayı alabilmek için. O yüzden bu hükümetin İsrail'e tam olarak bir yaptırım uygulaması, tam olarak İsrail politikalarına dur diyebilmesi asla mümkün değil. Söylüyorsa da yalan söylüyordur. Evet. Çok net olarak. Niye? Çünkü sen ekonomik olarak, senin ekonomik politikan buna müsaade etmiyor. Senin ekonomik bağımlılıkların, siyasi bağımlılıkların, Brüksel'e, Washington'a olan bağımlılıkların buna müsaade etmiyor. O yüzden diyoruz ki zaten fabrika ayarlarına dönmemiz lazım. Tam bağımsız bir Türkiye olmamız lazım. Finansı bağımsız, ham maddesi bağımsız, enerjisi %100 yerli enerji, tarımda bağımsız. Her konuda dört dörtlük bir bağımsız bir ülke, tam bağımsız bir devlet olmalıyız. O zaman biz ne yaparız? O zaman bakın siz tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti olun. İsrail bir tane mermi Gazze'ye atamaz. Asker göndermene gerek yok. Yok tabii. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Tam bağımsız bir Türkiye ol, İsrail saldırılarını o gün durdurur. Neden? Çünkü Türkiye'nin ne yapacağı belli olmaz. Artık kontrol dışı. Artık bağımsız bir devlet. Kendi çıkarlarını düşünüyor. Kendi milli menfaatlerini düşünüyor. O zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti nereye döner? Yani Türkiye'de barışı ve dünyadaki barışı ortaya koyan bir güçlü bir Türkiye olur bölgesinde. İşte şey, o zaman savaşlar da biter. Tabii. Bir bakarsanız terör bitmiş, sınır güvenliği sağlanmış, Gazze'deki olaylar bitmiş. İsrail bu sefer senin peşinde. Bakın ne oldu? Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduktan sonra 29 Ekim 1923 bizim Yunanistan'la bir tek mermi atmışlığımız var mı? Atatürk 1938'e kadar. Sonraki iddialaşlarını falan söylemiyorum. Yok. Neden yok? Çünkü Yunanistan karşısında güçlü bir Türkiye görüyor. İngilizler öyle, Amerikalılar öyle. Ne yapıyor adamlar? Seninle anlaşmaya geliyorlar. Seninle ilişkilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Ve senin ayağına geliyorlar. Sen güçlü bir Türkiye olursan Irak düzelir, Suriye düzelir, Gazze'deki problemler biter, Mescid-i Aksa'daki o baskınlar biter, her şey biter. Bunun sırrı budur. Bu işte bu bahsettiğiniz bağımsız bir Türkiye, bağımsız bir ekonomi. İşte Profesör Doktor Haydar Baş, merhum hocamızın milli ekonomi modelinde bu açık açık zaten yazılıyor. Zaten sürekli de bu teklif ediliyor, söyleniyor, anlatılıyor. Aslında şöyle de belki olaya bakmak lazım. Sayın Haydarbaş'ın Türkiye'nin kendi kaynaklarından helal bir kazanç sunduğu, sunuyor hala, yani çözümler hala ortada. Siz bu helal kazancı bırakıyorsunuz, İsrail'in haram paralarının peşinde koşuyorsunuz. Eli kanlı paraların peşinde koşuyorsunuz. Yani İsrail'in bu haram paralarına avuç açıyorsunuz. Halbuki burada size Profesör Doktor Haydarbaş helalinden bütün vatandaşlara yetecek imkanı sunacak projeleri önünüze koydu. Ve dedi ki ben sizden hiçbir bekçilik bile istemiyorum dedi de zaten yani. Ama siz bunu elinizin tersiyle itiyorsunuz. Bu helal kazancı, alnının teri, vatandaşın alnının teri kadar helal bir kazanç olabilir mi?
bu helal kazancı elinin tersiyle itip İsrail'in haram parasına peşine düşüyorsunuz. Bu yanlış bir politika zaten. Ya şimdi adamın... Mecbur da kalıyorsunuz aslında. Adamın boyalı kağıdının peşine koşuyorsun. Evet. Adamın boyalı kağıdı yani bildiğin şu kağıdı adam alıyor. Bunu biraz allıyor, pulluyor. Üzerine 100 dolar yazıyor. Sana gönderiyor, borç olarak gönderiyor. Sen de bu para olmadan ben para basamam diyorsun. Ekonomiyi döndüremem diyorsun. Adamın kağıdı o. Bildiğin kağıt. Tabii. Şimdi peki senin kağıdın niye değersiz? Çünkü sen değer vermiyorsun kendi kağıdına. Ya kardeşim bir kere para dediğin şey. Alın terine değer vermiyorsun ki sen. Hani Prof. Dr. Haydar Başbey yıllarca bunu anlattı. Şimdi Hüseyin Başbey Efendi bunu anlatıyor. Nedir? Emek ve üretim karşılığıdır para. Yani senin halkının, emeğinin ve üretiminin karşılığıdır o kağıdı değerli kılan şey. Tabii. Eğer sen o milletinin alın teri karşılığını o kağıda yansıtırsan, para olarak, milli para olarak, o zaman senden daha bağımsız, tam bağımsız bir devlet olamaz. Olamaz. O zaman evet. Senin hiç kimseye bağımlılığın kalmaz. Tabii. Ya insanın alının teriyle kazandığı kadar kıymetli bir kazanç var mı? Değerli, kıymetli. Alının teriyle kazanmışsın. Hiç kimse sana hesap da soramaz dediğiniz gibi. Çünkü o senin alının terinin değeri. Dünyada en kıymetli şey insan, evet. İnsanın emeğidir, evet. Alın teridir, üretimidir. Şimdi biz neyi kabul ettik? Hayır dedik. Biz Türk milletinin emeği, alın teri değerli değildir. Bunu bir kere koydular mevcut hükümet ve bundan önceki hükümetler. Evet. Dediler ki Amerika'nın boyalı kağıdı daha değerlidir. Yani milletin emek ve üretimini bir kenara koydular, attılar onu kenara. Dediler ki biz doların karşılığı para basacağız. Geldiğimiz sonuçta ortada. Evet. Halbuki en kıymetli şey milletin alın teridir. Evet. Haydar Başbey hep bunu söylerdi. Alın terinin karşılığı, milletin o katma değeri, o emeğinin karşılığı parayı devreye koymamız lazım. Atatürk bunu yaptı. Bunu yaptı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti o dönemin en güçlü ülkelerinden bir ülke haline geldi. 1929 buhranında bütün dünya büyük sıkıntı, büyük bir buhran yaşarken, Amerika vesaire yaşarken Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1929'da en büyük kalkınma hamlelerini gerçekleştirdi. Evet. İşte hadise budur yani. Evet, doğru. Dolayısıyla bizim bu artık bağımlılıklardan acilen kurtulmamız lazım. Şimdi, bu da milli ekonomi modeli. Kesinlikle. Bu modeli uygulayacağız. Evet. Lider ve kadrolu yani, evet. Bağımsız Türkiye Partisi. Yani tekrar ediyorum. Yani bu bahsettiğim milli ekonomi modelinden elde edilecek olan gelir helaldir. Hani bir benzetme yapalım. Helaldir. Sizin gidip de işte hani İsrail'le ticaret peşinde koşarak veyahut da İngiltere'deki işte o faiz lobilerinden para dilenmeniz, talep ettiğiniz para da yani bu manada haram para. Yani ben hani misal olsun diye söylüyorum yani. Burada helal bir kazanç var. Tam bağımsızlığınızı elde edeceğiniz, size müthiş imkanlar, güç sağlayacak olan helal kazanç. Öbür tarafta sizi kendisine mahkum edecek, tahkim altına alacak ve sürekli size direktiflerle hani sizi yönlendirmeye çalışacak bir haram kazanç var. Maalesef hükümetimiz ve önceki hükümetlerde dediğiniz gibi bu helal kazanç yerine gidip bu haramın peşinde koşuyorlar. Bunu şöyle ben bir aklıma geldim, evet. Onu söyleyeyim. Yani şu anda o dilendiğimiz para var ya dışarıda. O paraya, o kirli paraya Iraklı milyonlarca insan kanı bulaşmıştır. Evet. Şu anda on binlerce, yüz binlerce Filistin'in kanı vardır o paranın üzerinde. Evet. Anlatabildim mi? Yani bugün işte İslam ülkelerin duyarsızlığının nedeni İsrail'e en büyük cesaret veren şeydir. İşte bu kana bulaşmış bu para sebebidir. Evet. O açıdan haram diyorum zaten. Evet. Evet. Bunu yani evet. Detaylandırmış olduk. Evet. Peki süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli konulara değindik. Sayın seyirciler, bugün Cuma, Pazartesi gününe kadar bir ara. 19 Mayıs'ımız var önümüzde. 19 evet, Pazar günü de 19 Mayıs. Şimdiden 19 Mayıs'ınızı kutluyoruz. Ama Pazartesi günü yine bunun üzerinde de konuşacağız. Pazartesi günü tekrar buluşmak dileğiyle iyi hafta sonları.